Dördüncü elektrikli ve hibrit araçlar sürüş haftasında Yenikapı'dayız. Burada gerçekten çok güzel elektrikli araçlar var. İlk defa gördüğümüz araçlar da var. Bunlardan bir tanesi de Honk markası var arkamızda hemen. Şimdi onu incelemeye geçeceğim. Ama araç gerçekten harika. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir festival Doğan Kabaksız olmaz değil mi arkadaşlar? Biz de kendisiyle karşılaştık burada. Aracı görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten premium bir araç. Harika bir araç. Hemen şurada şöyle öncelikle bir teknik özelliklerine bir bakalım. Pil kapasitesi 99 kilowatt saat. Motor gücü 160 kilowatt artı 245 kilowatt. Yani toplamda 551 PS gücünde 2 tane elektrikli motora sahip. Tork 300 artı 450 Nm. Toplamda 750 Nm. Gerçekten harika. Menzili de 500 kilometre diyor. Hızlanması yani 0'dan 100 kilometreye 4.9 saniyede. Gerçekten araç harika arkadaşlar. 5 yıl garantisi var 150 bin kilometre. 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi var. 8 yıl veya 160 bin kilometre batarya garantisi var diyor. Yani batarya ömrü gerçekten çok uzun. Lityum, demir, fosfat tahminime göre 2 yıl içinde 5 adet ücretsiz servis planı varmış arkadaşlar. Yani 2 yıl içinde 5 defa aracınızı servise götürebiliyorsunuz. Burada da aracın özellikleri var arkadaşlar. Gerçekten bayağı dolu bir araç. Şöyle bir aşağı doğru bir inelim. Şimdi aracı şöyle bir yakından inceleyelim. Görünüş olarak gerçekten harika yani. Böyle. Şunu da belirtelim. Burada az önce bir tane bayan vardı. Bayanla konuştuk. Bu araç Türkiye'deki şu anki satış fiyatı 2023 Ekim itibariyle 8 milyon TL civarı. Kendisi İranlıydı. İran'daki fiyatını sordum ama İran'da bu araç yokmuş. Eğer İran'a gelirse Türkiye'deki fiyatın iki katına satılıyormuş orada da. Gerçekten demek ki İran'da da yani bayağı pahalı araçlar. Aracın ön tarafında gördüğünüz gibi LED farlar var. Ayrıca alt tarafta da böyle optik mercekli farlar var. Ön tarafta şöyle bir çarpışma engelleyici mesafe ölçen sensör var. Hava menfezleri var burada. Zaten altında aracın klimasının feteği de gözüküyor. Radyatörü. Ön tarafta da aynı şekilde radyatör var. Hemen bu arkasında şu önde bir kamera var arkadaşlar. Park sensörleri. Aracın tamponu gövde renginde. Ama tabii gövde aslında iki renkli. Hatta üç renkli de diyebiliriz. Bazı kısımlarda aynalarda özellikle bakın siyahlar var. Araçta kocaman da bir Michelin lastiği var. Şöyle bir bakalım. 265, 45, 21. 21 jant lastikler var. Ön çamurluğun yan tarafında arka kapıyla birleşen noktada şöyle gördüğünüz gibi kırmızı bir sinyal de var. Herhalde akıcı bir sinyal. Aynası da bu şekilde katlanıyor. Hatta katlanmışken şurada da bir gördüğünüz gibi kamera var. Kapı genişlikleri falan gayet güzel. Hem de yüksek bir araç. Aşağı yukarı benim boyumla neredeyse aynı arkadaşlar araç. Aracın şarjını da buradan yapıyoruz herhalde. Arka tarafına da şöyle bir bakalım. Hemen tepede bir tane radyo anteni var. Şurada bir kamera görüyorum. Burada da ortada bir fren lambası var. Rezidanslı camlar, cam sileceği. Honk yazısı var burada. Çin malı arkadaşlar bu araç ama gerçekten premium bir araç diyebiliriz. Tamponda da arka tarafta da gördüğünüz gibi park sensörleri var. Ve gayet de güzel arkadaşlar. Malzeme kalitesi falan bence gayet iyi. Bunlar tabii plastik tamponlar ama şu arka tampon bagaj arka bagaj kapağı da gördüğünüz gibi bu da plastik. Hemen şu arkalardan şuraya dokunduğumuz zaman arkadaşlar kendi kendine arka bagajımız açılıyor. Gördüğünüz gibi şuradaki düğmeye bastığımız zaman da kapatıyor. Bunlar elektrikli arkadaşlar. Buralarda böyle. Şurada lambası var. Burada düğmeler var. Bunlar koltuğu kaldırıp yatırmak için. Hemen şu koltuğu şöyle basarsak düğmeye yatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka bagajımız bayağı geniş oluyor. Bu şekilde bagajımızı genişlettik. Araba yani normalde 6 kişilik olabiliyor. Tam bir aile aracı diyebiliriz kesinlikle. Burada şöyle bir kapağımız var. Bunun altında da gördüğünüz gibi bir sürü alet, edevat, kablo, mablo her şey var. Buralar böyle paslanmaz yapmışlar. Krom kaplamalı gördüğünüz gibi. Araç gerçekten güzel. Yani ben bu aracı gerçekten beğendim. Hatta diyebilirim ki fuardaki en güzel araç da görünüşe göre bu arkadaşlar. Burada Mercedes'in, Tesla'nın hepsinin araçları var.
Türkiye'deki satış fiyatı şu anda bunun 300 bin dolar civarı. Gene bagaj koltuğu kaldıralım, şu koltuğu. Nasıl bulduysak öyle bırakalım. Şöyle. Arka tarafta da gördüğünüz gibi klima var. İsterseniz arka taraftaki klimayı da bu şekilde buradan kumanda edebiliyorsunuz. Hemen arka bagajımızı da kapatalım gitmeden. Kendi kendine kapansın. Arka koltuklar da gördüğünüz gibi ayarlı arkadaşlar. Şöyle. Koltuklarda airbag var. Yani araçta güvenlik de gerçekten üst seviyelerde. Gayet güzel. Arkasındaki şu genişlik. Bu da çok iyi. Burada da kumandaya, burada da klimaya kumanda edebiliyoruz. Böyle 220 volt, 12 volt girişleri var. USB, iki tane aynı anda telefonu veya başka bir şeyi USB'den şarj edebiliyoruz. Hava menfezleri. Şurada şöyle. Malzeme saklama yerlerimiz var. Aracın arka tarafı da gerçekten gayet güzel ve rahat arkadaşlar. Tavan lambaları var burada. Şöyle kapının malzeme kalitesine de bakarsak gayet iyi. Burada piyano bilek detaylara yer verilmiş. Krom kaplamalı kapalı kolları var. Twitter'lar, hoparlörler. 3 tane hoparlör var yani burada. Burayı bu şekilde açıyoruz. Bir saklama cebi var. Ha, kapılar da vakumluymuş aynı zamanda arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Kapıyı bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendisi kapanıyor. Yani kapı kapanmadı derdi yok. Kol dayama yerleri gayet yumuşak ve kaliteli deriden yapılmış. Arka camlarda kapılar otomatik. Yani arkadaki iki tane kapının camını da buradan ve karşı taraftan isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an kontak kapalı olduğu için tabii bunlar çalışmıyor ama iki tarafa da çift taraflı evet, yönetebiliyorsunuz. Evet, burada da bir yeri aydınlatma. Yani akşam karanlıkta evet gördüm. Hatta arka taraftan kapı kolları var ama bunun 7 kişilik versiyonu da var. 2 3 2 olmak üzere. Ha, bunun 7 kişilik versiyonu bu arka tarafta, ortada yani daha doğrusu 3 kişi oturabiliyor. Yani bu aracın arkadaşlar 7 kişilik olan versiyonu da varmış. Ama tabii onun fiyatı da ona göredir herhalde. Biraz daha bir koltuk ne kadar oluyor? Yani bu araç 300 bin dolar dedin değil mi? Aynen. Arkadaşlar şunu özellikle belirteyim. Yani araç 4 kapılı. Daha doğrusu arka bagajla beraber 5 kapılı ama kapıların genişliği falan gayet güzel. Zaten araç yüksek bir araç olduğu için bu araca binmek inmek gayet kolay. Öndeki şoför koltuğu da diğer koltuklar olduğu gibi. Yani bütün koltuklar araçta bu şekilde elektrik kumandalı arkadaşlar. Bütün yani bayağı bir fonksiyonlu. Şurada sürücü kapısından bütün kapılara müdahale edebiliyorsunuz buradan. Tabii. Aracın iç malzeme kalitesi falan gerçekten güzel arkadaşlar. Yani burada da bir USB takmak için yer yapmışlar. Pardon. Micro SD kart yeri var burada. Demek ki multimedya oradan bağlantısı da varmış. Sürücü güneşliğimizde de gördüğünüz gibi aynalarımız var. Ve shift lambası var arkadaşlar. Açtığınız zaman lamba da yavaş bir şekilde yanıyor. Gayet güzel. Şu malzeme kalitesi falan gerçekten arkadaşlar bu araç hani Çin malı demeye şahit lazım. Demek ki ne kadar mal o kadar köfte ya da ne kadar para o kadar köfte diyelim. Tavan aydınlatmaları falan bu şekilde. Buradan açılır tavana müdahale edebiliyoruz. Şuradan da arkadaşlar bastığımız zaman bu kapaklar bu şekilde açılıyor. Bunun içinde de Type-C ve USB girişi var. Gerçekten her şey düşünülmüş yani. Bayağı da derin bu. Şöyle kapatalım. Kol dayaması da gerçekten güzel. Burada da bu şekilde iki tane bardaklık yerimiz var. Bu da güzel. Elektronik park freni, otomatik vitesimiz, dörtlü flaşörümüz falan. Hepsi burada. Ekranımız. Zaten araçta çok fazla düğme yok. Hemen hemen bütün fonksiyonlarını buradaki ekrandan veya bu üstteki ekrandan ulaşabiliyoruz. Boydan boya ekran arkadaşlar burası. Böyle gördüğünüz gibi sol taraftan başlıyor sağ tarafa kadar aynı şekilde gidiyor. Şurada da tahminime göre ön tarafta kamera falan var. Çarpışma önleyici falan, mesafe ölçer sistemler var. Aynı öndeki radarda olduğu gibi. Aynı zamanda gördüğünüz gibi direksiyonumuz da sportif bir tarza sahip diyebiliriz. Küçük bir direksiyon bence araca göre. Buradan birçok aracın hız sabitlemesi falan işte buradan ulaşabiliyoruz.
Onun haricinde bunlar da dokunmatik. Buradan da multimedya, sağ taraftan da multimedya. Ayrıca buradan telefon gelirse telefonumuza da cevap verebiliyoruz. Farlarımız, sinyallerimiz. Ayrıca gördüğünüz gibi buradan da cam sileceklerimizi çalıştırıyoruz. Otomatik, hızlı, yavaş, o şekilde fonksiyonları var. Araç normalde elektrikli araçlarda olduğu gibi otomatik. Gördüğünüz gibi buradan ön kaputumuzu açıyoruz. Burada da böyle bir cep varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Şurada da bir altta bir tane daha var arkadaşlar. Kol gördüğünüz gibi. Bu da hız sabitlemeyi falan. O ayarları da buradan yapıyoruz. Gayet güzel araç. Şu anda kliması çalışıyor. Toprağım, bu aracın kliması çalışıyor, haberin olsun. Şu anda klima açık almış. Onu da kapatsınlar da bari arabanın şarjı gitmesin. Evet arkadaşlar, gerçekten malzeme kalitesi son derece iyi. Fuardaki gördüğümüz şekil olarak en güzel araçlardan bir tanesi bu araçtı. Bu çift renk versiyonu, bunların tek rengi olan da var. Ya beyaz ya da komple gri, siyah. Evet. Bu araç çift renkli bir araç ama bunun tabii ki tank renkleri de varmış. Yani beyaz, siyah ve başka siyah var. Aynen. Seni de çekelim bari ya. Evet arkadaşlar, umarım aracı da beğenmişsinizdir. Videomuzu da beğenmişsinizdir. Şart port yerini gösterdiniz mi bilmiyorum. Çift. Neyi? ACVD'si olmak üzere iki tane şarj girişi var. He. Onu da gösterelim. He. Aracın evet şarj yerini, aslında şarj yerini gösterdim ama içini açmadım. Dur arkadaşlar çeksin de. Bak böyle de açılıyor. Çok önce anlattım ya nasıl açılıyor. Kapatalım bunu bir de. He, oradan kapatın. Aracımızın şarjını buradan yapıyoruz demiştik ama bir de ne şekilde yaptığını görelim. Buraya basıp bırakıyor muyuz? Şu kenara basıp bırakıyoruz. Kapak kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Kapatırken de gene aynı yere basacağız. Yukarıda AC, aşağıda da DC hızlı şarj sistemi var. Yani hem evden şarj edebiliyorsunuz hem de şarj istasyonlarında hızlı bir şekilde. Kaç dakikada? Aşağı yukarı bir saatte bu aracı şarj edebiliyorsunuz ama hızlı şarj sistemi de olduğu için yani yarım saatlerde de aracın %50 şarjı falan oluyor arkadaşlar. Onu belirtelim. Hemen kapatalım. Açık kalmasın. Yani İçine sinek kaçmasın. Şarjı kullanmak daha avantajlı tabii. Yani tabii zaten bunu sürekli hızlı şarj yaparsak zaten tabii yani bir anlamı kalmaz. Benzin fiyatına gelir. Aynen. Bataryanın da ömrünü kısaltır. Aynen. Yani hızlı şarj ve hızlı deşarj arkadaşlar bataryanın ömrünü kısaltır. Evde yapacağınız şarj her zaman için daha sağlıklıdır. Sadece uzun yola gittiğiniz zaman hızlı şarjı kullanabilirsiniz. Şehir içinde kullanmanın hiçbir esprisi yok bence yani. Aracımız şarj olurken aracımızın şarjını buradan takip etme durumu da var. Yani şarj doluluk oranına göre burası gidip geliyor. Yani uzaktan diyelim ki 40. katta oturuyorsunuz. O buradan 40. kattan zemin katta aracınız şarj olurken görebilirsiniz. Ayrıca aracın her iki tarafında da bu takip sistemi varmış. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aracı da beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Yani Honk markasıydı bu. Honk. EHS9 arkadaşlar. Gerçekten yani premium bir araç. Benim çok hoşuma gitti yani. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.